Akıllı teknolojiler hakkında ipuçları yanında alternatif erişim noktaları bile paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eskiden yurt dışından telefon almak sadece Türkiye'de satılmayan cihazlar veya Türkiye'ye geç gelen modellere erkenden erişebilmek için cazipti. Ancak özellikle 2022'de bir anda ok gibi fırlayan dolar kuru ve bununla doğru orantılı artan vergiler nedeniyle yurt dışından telefon almak artık oldukça tasarruflu hale geldi. İşte bu hafta özellikle iPhone satın almak için en mantıklı ülkeler hangileri? Hangi mağazalardan satın alım yapabiliriz ve en önemlisi yurt dışından telefon alırken veya kayıt sırasında nelere dikkat etmeliyiz gibi soruların cevaplarını sizler için bir araya getirdim. Bu arada faydalandığım tüm web sitelerinin linklerini de açıklamalara ekledim. Tekrar merhabalar, umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Geçen sene 12 bin liradan başlayan iPhone 13 modellerinin fiyatı bu sene inanılır gibi değil ama iPhone 14 modelleri için 31 bin lira olarak açıklandı. Yani arada 3 kata yakın fark bulunuyor. Telefon vergim web sitesine girdiğinizde ise linki aşağıda açıklamalara ekledim. Her bir model için ne kadar vergi ödediğimizi net bir şekilde görebilirsiniz. Örnek olarak giriş seviyesindeki iPhone 14 modelleri için Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan 800 doları girdiğimizde vergisiz fiyatı 15 bin lirayken bir o kadar da vergi ödeyerek Türkiye'deki satış fiyatı Apple karı ile beraber 31 bin liralara ulaşıyor. Aynı hesaplamayı en popüler model olan 256 GB iPhone 14 Pro Max için yaparsak ürünün vergisiz fiyatı 22.400 lirayken Türkiye'deki satış fiyatı yine Apple karı ile beraber 46.600 liralara ulaşıyor. Söylerken bile dilim sürçtü. Yani aradaki fark bu sefer iPhone 14'teki 15 bin liradan iPhone 14 Pro Max modelinde 24 bin liralara kadar çıkabiliyor. İşte aradaki fark bu kadar büyük tutarlara ulaşınca yurt dışı cihazları da haliyle oldukça cazip hale geldi. Talep ile beraber kayıt dışı cihazlara olan ilgi de ciddi oranda artınca bu sefer Ticaret Bakanlığı ve BTK gibi kurumlar ek önlemler almak zorunda kaldı. Eskiden yurt dışından 2 yılda bir kayıt ettirilebilen cihaz sayısı 3 yılda bir olarak revize edildi. Yalnız burayı telefonu kayıt ettirdiğiniz tarihten itibaren 3 yıl olarak değil de 3 takvim yılı olarak düşünüyorsunuz. Yani 2022 Ekim'de kayıt ettiğiniz telefonun süresi 31 Aralık 2024 tarihinde dolmuş oluyor. E-mail kayıt ücretleri ise özellikle 2018 yılından bu yana daha hızlı bir şekilde katlanarak artmaya devam ediyor. Bu senede 2730 liradan 6000 liraları aşması bekleniyor. Eskiden yurt dışından getirdiğimiz cihazları yakın çevremizdekilerle paylaşabiliyorken artık sadece pasaport veya kimlikte adı geçen kişiler kullanabilecek. Yani bu cihazları az önce bahsettiğim gibi yine 3 takvim yılı dolmadan ne satabilecek ne de ailemizle veya arkadaşlarımızla paylaşabileceğiz. Bir de eskiden yurt dışından sipariş verdiğiniz cihazı Kıbrıs veya Gürcistan'a giriş çıkış yaparak kendi üzerinize kayıt edebiliyordunuz. Ancak maalesef artık ülkeye giriş yapıldıktan sonra tüm çantalar X-ray ile kontrol edildiği için kayıtsız bir cihazla karşılaşılması ve geçerinin de önceden yurt dışı cihaz hakkının doldurmuş olması durumunda maalesef yurt içine sokmuş olduğunuz cihaz gümrük görevlileri tarafından kendi depolarına çekiliyor. Dolayısıyla bu seçenek de yeni düzenleme ile maalesef ortadan kalkmış oluyor. Ama tüm bu kısıtlamalara rağmen hala yurt dışı cihazları cazipliğini korumaya devam ediyor. Peki bu durumda hangi ülkeler tüm masrafları düşürdükten sonra fiyat avantajına sahip, satın alırken veya kayıt ederken nelere dikkat etmeliyiz? Biraz da bunlara bakalım. Öncelikle dünya genelindeki iPhone fiyatlarının paylaşıldığı Worldwide iPhone sitesine bakacak olursak en uygun fiyatlı ülke tabii ki Amerika Birleşik Devletleri iken en pahalı ülkenin Türkiye olduğunu görebilirsiniz. Geçen sene bu ünvana Brezilya sahipken maalesef bu sene bize geçti. Tek başına bu gösterge bile imkanı olanlar için yurt dışının daha cazip olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Ama Amerika'ya özellikle uçak biletlerinin oldukça pahalı olduğunu düşünürsek pasaportunuz ve Schengen vizeniz varsa kesinlikle Avrupa'daki herhangi bir Apple Store mağazasından almak bence en mantıklısı. 2022 yılında cüzdan ve harç bedelleri toplamda 1700 lira tutarken bu tutarın 2023 yılında 2 kat artması bekleniyor. Yani toplamda 3300 gibi bir rakama gelecek. Üzerine Avrupa ülkeleri için 80 euroluk yani 1600 liralık vize ücretini de eklersek bir de son olarak uçak biletlerinde yine Avrupa ülkeleri için
gidiş geliş 4000 lira olarak düşünürsek yaklaşık 9000 lira gibi bir bedele ulaşıyoruz. 256 GB iPhone 14 Pro Max'in satış fiyatı Avrupa'da 1580 euro yani 29500 lira. Tabii bugünkü kurlarla. Ancak hava alanında yaklaşık 2500 lirasını vergi iadesi olarak geri alabiliyorsunuz. İmei kayıt ücretinin 2023 için 6100 liraya çıkacağını düşünürsek toplam maliyetiniz 42.000 liraya ulaşıyor. Bu hesap ile Avrupa ülkeleri için pasaport, vize gibi hiçbir hazırlığınız olmasa bile hala 4500 lira kârda oluyorsunuz. Eğer zaten pasaportunuz varsa bu durumda kârınız 8000 liralara kadar çıkabiliyor. Üzerine bir de günübirlik Avrupa'da bir ülke gezmiş oluyorsunuz. Avrupa haricinde ulaşım kolaylığı, giriş çıkış rahatlığı ve fiyat avantajı ile öne çıkan diğer ülke ise Gürcistan. Çünkü özellikle pasaport veya vize ücretine gerek kalmadığı gibi Sırp sınır kapısına ister uçakla Rize üzerinden isterseniz de otobüs veya araç gibi opsiyonlarla daha kolay ve ucuz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ancak buranın da eksisi özellikle 2022'nin son aylarında aşırı derecede artan talep nedeniyle konfor oldu. Çünkü 2023 yılının zamlı tarifelerini yakalanmak istemeyenler sebebiyle talep patlaması yaşandı. Bu da beraberinde mağazada 4-5 saatlik sıra bekleme, stok sıkıntısı ve tekrar sınır kapısında vergi iadesi için aşırı derecede yoğunluğa sebep oldu. Muhtemelen 2023 yılına girişle birlikte bu yoğunluk da azalacaktır. Dolayısıyla 2022 yılında Gürcistan'dan 256 GB iPhone Pro Max alabilenler yaklaşık 10.000 lira karlıyken 2023 yılında bu tutar aynı model için 7.000 liralara inecek. Şimdi de satın alım yapmadan önce dikkat etmeniz gereken konulara bakacak olursak, bir kere stok sıkıntısı Apple'ın ana vatanı Amerika Birleşik Devletleri'nde bile ciddi bir problemken diğer Avrupa veya Orta Doğu ülkelerinde de çok benzer sıkıntılar var. iPhone 14 serisi daha az talep gördüğünden tüm modellerine erişebiliyorsunuz. Ancak iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max serisi genelde Apple Store mağazalarında bulunmuyor. Önceden sipariş verip en az bir hafta beklemeniz gerekiyor. Bunun başlıca sebebi ise iPhone'ları üreten Çin'deki fabrikanın pandemi nedeniyle tam performans çalışamaması, hatta zaman zaman kapanmak zorunda kalması. Dolayısıyla yurt dışına çıkmadan önce mutlaka satın alacağınız mağaza ile iletişime geçip stok bilgisini almanızı öneririm. Mağaza ile iletişim demişken de Avrupa'da Apple Store'lara ek olarak MediaMarkt gibi teknoloji marketlerinden de güvenli bir şekilde alışveriş yapabiliyorsunuz. Ancak Gürcistan veya Irak'tan cihaz alacaksanız yurt dışına çık... Ancak Gürcistan veya Irak'tan cihaz alacaksanız yurt dışına çıkmadan önce mutlaka Apple'ın sitesinden yetkili satıcıları sorgulamanızı öneririm. Mesela Gürcistan'da iPhone'ları en uygun fiyata satan Zoomer aslında bu listede yer almıyor. Aynı şekilde Irak için de benzer satıcıların listesinin bulunduğu linki aşağıya açıklamalara ekledim. Ürünü satın alırken ilgili ülkenin mesela Gürcistan vatandaşı olmadığınız için sınırdan geçerken ortalama %10-%11'lik vergi iadesinde geri almaya hakkınız var. Ama bunun için ürünü satın almadan önce mutlaka tax free ile satın alım yapacağınızı mağaza yetkilisinde belirtmeniz gerekiyor. Onlar da size sınır kapısında veya havalimanında ilgili noktaya teslim etmeniz gereken bir dokümanı doldurup ürünün faturası ile beraber teslim ediyorlar. Yoksa vergi iadesini geri alamazsınız, bilginiz olsun. Son olarak garanti konusunda da bilgi vermem gerekirse Apple cihazlarının tüm ülkelerde geçerli olan 1 yıllık garanti kapsaması bulunuyor. Eğer cihazı Türkiye'den satın alırsanız bu durumda garanti süresi hem servis hem de yedek parça desteği için 2 yıla çıkıyor. Ancak Apple, Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece eSIM'li modelleri veya Çin'de çift fiziksel SIM kartlı modelleri sattığı için ülkeler bazında donanımlar değişebiliyor. Bu yüzden yurt dışı cihazınız Türkiye Apple'da bulunmayan bir donanım içeriyorsa sadece bu durumda doğal olarak yedek parça desteği maalesef alamıyorsunuz. Son olarak bir değerlendirme yapacak olursam bence eğer kanuni hakkınızı kullanmadıysanız yurt dışından iPhone almak kesinlikle daha mantıklı. Hem yeni bir ülke görmüş veya gezmiş oluyor hem de tüm masrafları düştükten sonra bile kârlı durumda oluyorsunuz. Ancak ben bu hesaplamayı iPhone 14 Pro Max gibi daha pahalı cihazlar için yaptım. Satın alacağınız cihazın fiyatı düştükçe cebinize kalan para da aynı orantıda düşüyor. Çünkü cihaz haricinde ulaşım veya IMEI kayıt gibi bedelleri de ekleyince iPhone 14, iPhone 13 veya 6 modellerde kârınız da haliyle azalıyor. Böyle durumlarda da full garantiden mahrum kalmak yerine bence Türkiye Apple Store'u tercih etmek en mantıklısı. Evet, umarım bölümde vermiş olduğum bilgiler özellikle yurt dışından telefon almayı düşünenler için faydalı olmuştur. Eğer merak ettiğiniz farklı konular varsa da
bilgim dahilinde yorumlardan size destek olabilirim. Son olarak videoyu buraya kadar seyredenler arasında kanala abone olmayanlar varsa şu aşağıdaki kırmızı düğmeye basabilirlerse çok sevinirim. Ek olarak videoya bir beğeni ve yorum da süper olur. Teşekkürler. Haftaya farklı bir içerikte veya önceden paylaştığım diğer süpersonik teknolojik içeriklerde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. 31 Aralık 2024 gibi bört. Yine az önce bahsettiğim takvim yılı mantığında 3 takvim yılı dolmadan ne satabilir? Bu senede 2730 liradan 6100 liralara kadar artması. iPhone fiyatlarının paylaşıldığı Worldwide mutlaka Apple'ın sitesinden yetili çift fiziksel sim kartlı modelleri sattığı için aşkım. Ama ben çekimdeyim kızım.